Merhaba arkadaşlar, yazılım günlükleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, AutoCAD'in ikinci dersiyle devam ediyoruz. Geçen dersimizde AutoCAD'in nasıl bir program olduğundan kısaca bahsettik. Bir de Line komutuna baktık, Orta moduna baktık. Bu dersimizde de Line komutundan birkaç tane uygulama yapıp Line komutundan diğer komutlara geçmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet, daha önceki dersimizde de dediğimiz gibi Line komutuna girmek için buradan Line komutuna basıp şurada şöyle bir basit bir çizim. Ne demiş? Buradan burası, yani şu kısım 60 birim. Bu 60 santimetrede olabilir, 6 metrede olabilir, yani 60 metrede olabilir, 6 kilometre, 60 kilometrede olabilir. Yani bu hangi birimi, hangi kağıda, hangi projeyi dökeceğinize bağlı. 60 birim diyelim. Şöyle basit bir çizim. Şimdi Line komutuna girdikten sonra hemen arkadaşlar şuradan 60 birimlik bir çizgi çizeceğiz. Başlangıcını yaptık. Orta modun açık olduğundan emin olduk. Buradan hemen klavyeden 60 yazıp Enter'a basıyoruz. Aşağıya doğru 20 birimlik bir çizgi çiziyoruz. 20 yazıp Enter'e basıyoruz. Tekrar sağ tarafta, sol tarafta gördüğünüz gibi şurası da 20 birimlik bir çizgi. Şurası da 20 birimlik bir çizgi. Tekrar sağa doğru çekip fareyi sağa doğru çekip 20 yazıp Enter'a basıyoruz. Şimdi arkadaşlar 60 birim. Şu iki birimi, iki sağdaki ve soldaki birimleri vermiş. Ancak şu alttaki birimleri vermiş. Ancak biz yine de 60 birimlik bir çizgi olduğunu zaten tahmin edebiliriz. Hemen buradan aşağıya doğru bir 60 birimlik çizgi çizdik. Tekrar sola doğru 20 birimlik çizgi çizdik. Aşağıya doğru 20 birim. Tekrar sola doğru 60 birim. Yukarıya doğru 20 birim. Sola doğru 20 birim. Yukarıya doğru 60 birim. Sağa doğru 20 birim. Ve tekrar yukarıya doğru 21. Evet arkadaşlar, çizginin hangi boyutlarda line komutunda çizginin hangi boyutlarda olduğunu, yani kaç santimetre, kaç metre, kaç milimetre olduğunu belirlemek için line komutuna basıyorsunuz. Başlayacağınız noktaya gelip yukarıya, aşağıya, sağa, sola, neyse hangi açıyla çizecekseniz sağa doğru çekiyorsunuz. Örnek vereyim, 60 birimlik bir çizgi çizmek istiyorsunuz. Klavyeden 60 birim yazıp 60 yazıp Enter'a basmanız yeterli. Evet, ikinci konumuza geçelim. Yani ikinci örneğimize geçelim. Hemen buradan Line komutuna tekrar girelim. Şu üstten başlayalım. Nereden başladığınızın aslında çok da bir önemi yok. Ancak şu üstten başlamak en mantıklı olanı. Buradan Line komutuna girdik. Buraya bastık. Orta modu kapalı şu anda. Orta modunu açalım. Kaç birim demiş? 50 birim. 50, Enter'a bastık. Sonra tekrar 50 birim demiş. 50, Enter'a bastık. Sonra sağa doğru 20 birim demiş. 20, Enter'a bastık. Aşağıya doğru 50 birim demiş. 50, Enter'a bastık. Şimdi buradan şöyle tarif edelim. Şuradan başladık. Şu kısımdan başladık. Buradan burası, şurada gösterildiği gibi 50 birim. Buradan burası da şurada gösterildiği gibi 50 birim. Şu kısımsa 20 birim. Ve yine şu kısma 50 birim olarak tarif edilmiş. Evet arkadaşlar, tekrar line komutuna girelim. En son kaldığımız yerden devam edelim. Buraya ne demiş? 150 birim. 150, Enter yazdık. Daha sonra 33 birimlik bir çizgi. 33, Enter. Evet. Aslında şuradan başlasak da olurmuş, ancak biz yine de oradan başlamasak bile hemen şuradan line komutuna tekrar girip buradan aşağıya doğru 20 birimlik bir çizgi çizelim. Çizgi çizdikten sonra burasıyla burasını birleştirmiş. Aslında tek yaptığı bu. Onun için isterseniz orta modunu kapatalım. Line komutuna gelelim. Buradan
Şu en son çizdiğimiz yerle zaten yeşil olarak gösterilmiş. Şurasını birleştirmiş. Evet, tüm yapmamız gereken bu arkadaşlar. Hemen diğer bir örneğimize geçelim. Ne demiş? Zaten standart olarak 50 birim, 50 birim, 50 birim. Aslında şurası 100 birim, 50 birim, 150 birim. Evet. Hemen çizmeye başlayalım. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Line komutuna girelim. Şuradan başlayalım. Hemen şu üstteki kısımdan başlayalım. 50 birim demiş. 50, enter. Şuraya yaklaştıralım. Tekrar 50 birim demiş. Aşağıya doğru gidelim. 50, enter yazalım. Daha sonra sağa doğru 50 birim. Enter. Daha sonra 50 birim yukarıya. 50, enter. Sonra burada belirtmese de şurasının aynısı olduğunu zaten anlıyoruz. Sağa doğru 50, enter. Tekrar aşağıya doğru 50, enter. Daha sonra 100, 100 birim. 100, enter. Daha sonra tekrar 50 birim aşağıya doğru. 50, enter. Daha sonra ne yapmış? Daha sonra 150 birimlik bir çizgi çizmiş. Şurada gördüğünüz gibi. 150, enter. Sonra aşağıya doğru, şurada gördüğünüz gibi aşağıya doğru, yani şurası 50, 50 birimlik bir çizgi. 50, enter. Sonra sola doğru 50, enter. Sonra yukarıya doğru 50, enter. Daha sonra 150 birimlik, yani şurası 150 birimlik bir çizgi çizmiş. Şuradan tutup 150 enter'a bastık. Tekrar yukarıya doğru 50 birim enter. Ondan sonra line komutundan çıktık. Tekrar line'a tıkladık. Şuradan tutup aşağıya doğru 50 birimlik bir çizgi çizdik ve bu iki çizgiyi birleştirdik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu şekli elde ettik. Bir hemen diğer uygulamamıza geçelim. Şuradan. Diğer uygulamamızda iki ölçü birimi var. Bir tanesi şurası 20 birim. Bir tanesi tepe noktası 20 birim. Yani bundan sonra zaten başka bir ölçü vermeye gerek yok. Kaç tane olduğunu, tepe noktası olduğunu sayarsanız yeter. 1, 2, 3 tane tepe noktası. 1, 2, 3 tane yan noktası var. 3 tane de alt noktası var. Hemen çizmeye başlayalım. Zaten bir daha oraya bakmamıza gerek yok. Line'a girdik. Tıkladık. Sağa doğru 20, enter. Aşağıya 20, enter. Sağa 20, enter. Yukarıya 20, enter. Sağa 20, enter. Aşağıya 20, enter. Tekrar yukarıya, sağa 20, enter. Yukarıya 20, enter. Tekrar sağa 20, enter. Aşağıya 20, enter. 3 tane tepe noktasını elde ettik. Sonra tekrar sağa doğru 20, enter. Aşağıya 20, enter. Sola 20, enter. Aşağıya 20. Tekrar sağa 20. Aşağıya 20. Sola 20. Aşağıya 20. Sağ tarafa 20. Aşağıya 20. Tekrar sola 20. Enter. Tekrar ondan sonra aşağıya 20. Sola 20, yukarıya 20, sola 20, aşağıya 20, sola 20, yukarıya 20, sola 20, aşağıya 20, tekrar sola 20, yukarıya 20.
Ondan sonra tekrar sola 20, yukarıya 20, sağ tarafa 20, 20, 20, 20, enter, 20, enter, 20, enter, 20, enter, tekrar 20, enter, tekrar sola doğru 20, enter ve en son yukarıyı kapattık. Ezeli tuşuna bastık, bu komuttan çıktık. Evet arkadaşlar, basit bir şekilde line komutuyla birkaç tane uygulama yaparak orta modunu ve line komutunu pekiştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve bizlere abone olarak ve bildirimleri de açarak bizlere destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.